Dede Korkut'tan Aşık Şerli'ye, Aşık Şerli'den günümüze, Ardahan ili Şırnak ilçesi Rabat Köyü Derneği'nin düzenlemiş olduğu Aşıklar Şöleni'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirler, şimdi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları adına ve tüm aziz şehitlerimiz adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Biz aziz şehitlerimiz adına 10 defa ayağa kalkarız. İstiklal marşımızı da defalarca okuruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu programın açılış konuşmasını yapmak üzere Rabat Köyü Derneği Başkanı Sayın Ünal Kırmızıtaş'ı alkışlarınızla Türkiye'ye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkanım, kıymetli Federasyon Başkanım, Dernek Başkanım, değerli misafirler, değerli konuklar, 2000 yılı tarihimizde Dede Korkut'tan Aşık Şenliğe, Aşık Şenlik'ten günümüze Aşıklar Şöleni programımıza hoş geldiniz. Bugün kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi sözde değil, özde yaşamak için buradayız. Bugün Aşık Şenlik Baba'nın bizlere bırakmış olduğu kültür zenginliğimizi yaşamak için buradayız. Bugün Sabri Şimşekoğlu'nun kültürümüze kazandırdıklarını yaşamak için buradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kıymetli misafirler, şimdi Çıldır Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Kemal Şimşir Beyefendi'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kuvvetli bir alkış alalım Federasyon Başkanımıza. Sayın Başkan, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu derneklik biraz zor iş. İşte arkadaşlar emek etmişler, uğraşmışlar. Bizim de gelerek, katkı yaparak yaptıkları emekleri ne kadar doğru olduğunu göstermemiz lazım. Ben Ünal Başkan'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar kolay işler değil. Zamanınızdan, ailenizden, çocuğunuzdan zamanını çalarak bu işlerle uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla bu işleri organize etmek kolay değil. Kültürümüzle ilgili ben birkaç bir şey söyleyeyim. Çünkü benimle aynı durumu yaşayanlar vardır büyük ihtimalle. Biz aşıklık kültür geleneği ile ilgili çocuklarımıza bunu aktarmakta biraz zorlanıyoruz. Niye? Çünkü dilden dolayı biraz ağır geliyor galiba. Kendi yaşadığım bir şey anlatayım. Eşim, çocuklarımla arabayla gidiyorduk. Bir dumç sıkıntı çalıyor, tabii camlar açık. Sonra ben bir şeye bastım. Rahmetli Sabri Şimşekoğlu'nun bir şeyi vardı, o çalıyordu. Baktım, benim kız camı kapatmaya başladı. Niye kapatıyorsun kızım dedim. Baba ben bir şey anlamıyorum ki, onlar ne anlayacak dedi. Nasıl yani dedim. Ay babam ay babam diyor, başka bir şey anlamıyorum diyor. Şimdi çocuğa baktığın zaman doğru söylüyor çocuk. Yani bizim çocukluğumuzda o ay babaları az çok anlıyoruz ama onlar anlamıyor. Kültürü eğer onlara aktaracaksak, ki kültürü de geleceğe aktarmak gerekiyor. Onun için bizim bu dili biraz daha sadeleştirip mi, ya da çocuklara bunu nasıl aktaracağımızı, nasıl geçireceğimizi, onları bu işin içine nasıl katacağımızı bulmamız lazım.
Onun için de Ardahan Federasyon Başkanımız olan Çerkez Bey'le de biz bu aşıklık kültür ve geleneğiyle ilgili işte köylerimizin de bir arada olduğu bir yapılaşmada bu işi çözmemiz lazım. Aşıklarımızdan da destek almamız lazım tabii. Bu işi acaba gençlere nasıl aktarırız, onlara bu işi nasıl kabullendiririz bulmamız lazım diye düşünüyorum. Ben tekrar buraya gelip zamanlarını harcayan bu organizasyona katılan herkese, Rabat Köy Dernek Başkanı İlhan İnal Başkan'a ve yönetimine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kıymetli misafirler, Çıldır Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Kemal Şipir'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kıymetli misafirler, şimdi Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Orhan Çerkez Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Dernek Başkanlarım, kıymetli misafirler, canım hemşehrilerim. Hepinize şahsım ve Sayın Belediye Başkanım Battal İlgez adına hoş geldin diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Benim için önemli, anlamlı bir gün. Hele öz dilimizi, öz şairimizi, ozanımızı burada dinlemek ayrı bir şey. Sizleri burada misafir etmek bizleri çok mutlu etmiştir. Ayaklarınıza yüreğinize sağlık. Gerçekten aşık geleneği milattan önce 1700 yılında icat edilmiş. O zaman dilden dile, telden dile diye aktarılmış ama son zamanda Dede Korkut'la yazılı metin haline gelmiştir. Ozanlık gerçekten bizim doğuşumuzdan ölüşümüze kadar bilinen kültürümüzdür. İyi günümüzü, kötü günümüzü, neşemizi hep onlarla buluşturmuştur. Onlar üzerine aktarılmıştır. Onlar neşelenmiştir. Dede Başkanımız da bu kültüre büyük önem vermiştir, hizmet etmiştir. Ben öncelikle Çıldır Federasyon Başkanımızı, Dernek Başkanımızı ve Dernek Yönetim Kurulu bu aşıklıkla ozanla gönül veren, dinleyen herkesi kutluyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bizim Çıldır Federasyon'un köyleri 20 civarında bir köyümüzün Ardahan'a, Ardahan Federasyonu'na da destek olabilmemiz için, o işin içinde olabilmemiz için, o gücü yakalayabilmemiz için bizim köy derneklerimiz Ardahan Federasyonu'na üye olması ile ilgili bir çalışmamız vardı. Ben bütün dernek başkanlarını sahneye alabilir miyim? Burada olanlar, o yılların da vekaletlerimiz de zaten. Şimdi ben tek tek saymayacağım ama 20 tane Çıldır'ımızın köy derneklerini Ardahan Federasyonu'na katılımıyla ilgili Ardahan Federasyonu Başkanımıza başvurumuzu yapacağız. Yani başvuru dilekçemizi vereceğiz bizleri kabul etmeleri için. Böylece Çıldır'ın da Ardahan üzerinde biraz daha etkisi ve gücü olup Ardahan'a daha iyi katkılar, daha güçlü katkılar sağlayabilmemiz için biz 20 tane dernek olarak şu anda dilekçemizi, Ercin Başkan olabilir miyim? Dilekçemizi Orhan Başkanımıza huzurlarınızda sunuyorum. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Öncelikle Federasyon Başkanıma, Devlet Başkanlarıma bizlere vermiş olduğu destekleri dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bizim İstanbul'da hepimiz aynı kültürü paylaşıyoruz, aynı yönden insanlarız, hikayemiz hep aynıdır. Göç ortamıyla gelmişiz, yoktan var olmuş bir kuşağız toplumuz. Kendi külümüzden ateşlenmişiz. İstanbul'da da tabii ki dünya bizim etrafımızda dönmüyor. Kars, Ardahan'dan da dönmüyor. İstanbul'da yaşadığımız komşularımızla ilişkilerimizi tutmak zorundayız. Burada tüm karamol faydalarını, yaralarını faydalanmak zorundayız. Ben bize de destek olan, özümü dayatıp çarşıya yaratmak için birlikte hareket etmek isteyen dernek başkanlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz için, yöremiz için hayırlı işler yaparız. Sizler de mutlu olursunuz, bizler de huzurlu oluruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Hem sokağa açalım çalalım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, kıymetli misafirler, programa katılan tüm dernek başkanlarını canı gönülden kutluyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki Çıldır Dernekler Federasyonu var diyoruz. Allah bu birlik ve beraberliği daim etsin inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi tarihsel aşklar belgeselini sunacağız. Daha sonra programın akışına göre aşklarımızı sahneye alacağız. Ve bu şekilde programımız devam edecek. Atalarımız Türkistan bozkırından başlayan göçlerinden itibaren batıda kendilerine yeni yurtlar aramıştır. Bu göç sırasında atlarının terkisinde bazen kılıç, bazen yay, bazen de bunların yerinde bir kopuz vardı. Kopuzu taşıyanlar ozanlardı. Türklerde ozan geleneğinin en büyük temsilcisi Dede Korkut'tu. O, kopuz çalmanın, şiir koşmanın yanında yeni doğan çocuklara ağ verip bütün müşkül işleri hallederdi. Bu yaşta bayramı Türkiye'ye taşıdığı geleneğin bakımları, buradan bir bakımına çok büyük hizmet. Bu kavga etmek istedim. Anadolu'nun aşkları birbirinde. İstedim de aşkın geleneğinin ve aşkın havalarının karına biri oldu. Aşıklık geleneğini de aldı. Siyah eber ağam kim? Paşam kim? Maygaz kim? Nigar kim? Kim kim? Kim oldu Mustafa Bey? Bilmeyi oldu. Efendim, hepimizin çok yakından tanıdığı, aynı zamanda bizim köylü Aşık Meyram Akyamur'u canı gönülden bir alkışlıyoruz. Buyurun Sayın Akyamur, hoş geldiniz. Buyurun, yerinize oturabilirsiniz. Teşekkürler. Efendim, şimdi yine hepimizin yakından tanıdığı, ben kendilerine genç ve cevap aşık diyorum, rahmetli Sağlı Şinçekoğlu'nun öz ve öz yeğeni Sayın Ercan Şinçekoğlu, aşık Ercan Şinçekoğlu, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, buyurun. Efendim, yine hepimizin bildiği ve tanıdığı, çok türkülerini dinlediğimiz Aşık Gökmen Dursunoğlu'nu davet ediyorum. Kuvvetli bir alkış alalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Efendim, yine rahmetli Aşık Şevli'nin bizzat kendi köyünden, hepimizin çok yakından tanıdığı, türkülerini severek dinlediğimiz Aşık Zikri Topal'ı davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, kıymetli misafirlerimiz, şu devre aleme bakınca şöyle, gördüm ki bu handa bir gariplik var. Gelen ağlar, gidene de ağlarlar. Anlamadım, bunda bir gariplik var. Gül açınca gördüm ilkbaharında, özden sezdim bülbüllerin zarında. Alem vardıdır şu bayram yerinde, neyse bugün de bir gariplik var. Feleğin ağına can düşer tek tek, katipler ömürden gün düşer tek tek, her gün dönen taşa den düşer tek tek, sessiz değirmanda bir gariplik var. Gemi var bu yolda seferler eder, çok yolcu götürdü bugüne kadar, ne bir ses duyuldu ne de bir haber, öteki divanda bir gariplik var. Kimi çoğa kimi aza çalışır, kimi yorgun, kimi taze çalışır. Hepsi de 5 metrelik beze çalışır. Bütün bu insanda bir gariplik var. Gönlü yaralıyım, mahsut muradım. Bitmedi gamım, bitmedi feryadım. Bu esnada birkaç insana dedim. Dediler ki sende bir gariplik var. Aksut, Aşık Aksut Koca. Sayın hocam buyurun.
Saygıdeğer ozanlarım, ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Buyurun, söz saf sizin. Sayın Bahtiz Hocam, mikrofon sizde, söz saf sizde. Buyurun, sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz değerli sunucumuza. Yüreğinize sağlık, çok sağ olun. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli başkanlarım, sevgili protokoldaki dostlarımız, Rabat köyümüzün düzenlemiş olduğu bu görkemli, güzel geceye hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başta Rabat Köyü Dernek Başkanımıza ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Orhan Çerkez Bey'e, Federasyon Başkanımız Kemal Bey'e ve emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu güzel etkinlikleri, bu güzel gecelerin devamını diliyoruz. Çünkü gelenek, aşıklık geleneği usta-çırak ilişkisiyle, gelenek deyince öyle üstünden geçilmeyecek, adı şuradan geliyor, gelenek, gelenek. Yani Dede Korkut'tan günümüze kadar gelen birbirinin eki olarak, bir zincirin halkaları olarak devam ediyor ve bir zincir oluşturuyor. Bizden önce bu geleneğe hizmet edip aramızdan ayrılan tüm üstadlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hayattaki aşıklarımıza da uzun ömür, can sağlığı diliyoruz. Bilirsiniz, aşıklarda ilk önce bir hoş geldin var. Biz de istedik ki, benim de içimden geldi, bugün iki genç pırıl pırıl değerli aşığımız sevgili Ercan Şimşekoğlu'yla sevgili Gökmen Dursunoğlu, onlar güzel bir ikilidir. Feley onları ayırdı ama biz ayırmayacağız inşallah. Birisi buraya geldi, birisi halen Kars'ta, biri Ege komutanı, birisi Doğu'da. Orayı yalnız bırakmamamız, boş bırakmamamız lazım. Ercan halen oradadır. İkisinden bir hoş geldin dinleyelim. Dilerseniz ben de bir kafiye veririm genç aşıklarımıza, genç ama usta aşıklarımıza. Bizler ozan, sizler arif. Sözümüze hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yolumuza baksan sabrı izimi
bize hoş geldin. Yolumuza baksan sardı, izi bize hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz her iki aşığımıza, yüreklerine sağlık. Yani içeride anlaşma falan yoktu, ha vallahi burada verdim ayağı. Çok da güzel işlediler, yüreklerine sağlık. Şimdi aramızda bir de ev sahibi var. Biraz da çekimsel oturuyoruz, ev sahibi de, ev sahibinin sağa solu belli olmaz. Bizim şeref kullanıyorsunuz hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Onları sevmez, ev sahibi için Ankara'dan, Ankara'dan köylülerinin, köyünün bu güzel gecesine gelen sevgili Behram Akdemir aşığımızdan, üstattan güzel bir türkü dinleyelim. Ondan sonra Zikri Bey'in bir mazereti var, düğünleri var onların. O program sırasını yaptıktan sonra aramızdan ayrılacak. Ama önce ev sahibi olarak bir türkü alalım sizden. Alkışlarınız Behram Akdemir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok kıymetli, değerli, saygıdeğer beyefendiler, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili geleceğimizi teminatı gençler, sayın başkanlarımız, başta Ünal başkanımız olmak üzere, efendim Ataşehir Belediye Başkanı Yardımcısı beyefendi olmak üzere, Orhan Bey olmak üzere, Federasyon Başkanı Kemal Bey olmak üzere hepinizi gönül gözüyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Ben de Rabat'ın bağrından çıkmış bir nacizane ustalarımın affına sığınarak, aşık olarak Rabat'ta doğduk, Rabat'ta yaşadık. Şimdi insan hani derler ya, aslını inkar eden haramzadedir. Ben de Rabat'ta doğduğum için bu makamda bir Rabat şeyi söyleyecektim ama önce bu şeyi söyleyeyim, ben onu sonra söylerim. Hani Şenliği Baba sazıyla Türkiye'nin kurtuluşuna vesile olmuş, biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Ehli İslam olan eşitsin bilsin diyelim kıymetli dostlar. Sağ olun, var olun. Düşmana, zalim düşmana.
düşmana, hain düşmana. Düşmana, hain düşmana. Şanı bu Türkiye'nin, can sarırken yurt vermeniz düşmanı. Saygılarımı sunuyorum, sağ olun. Evet, Aşık Şenlik Baba'yı ve Aşık Sabri Üstay'ı ve diğer Hakk'a yürüyen aşıklarımızı rahmetle anıyoruz. Behram Bey'e de güzel bir alkış, köylü alkışı da dahil etsin size. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yaşlı nene, Dibek bilirsiniz de, gerçi çoğumuz unutmuşsunuz ama o Dibek'te yarma bulgur döverdiler eskiden böyle. Yaşlı bir nene Dibek'te bulgur döver ama 15 dakikada bir zor kaldırır, o tokmağı vurur filan. Genç kızlar da uzaktan bakırlarmış, demişler ki ya bu nene önceden çok güzel türküler söylerdi. Kızlar gelin gidelim biz bu nenenin bu Dibek'ine yardım edelim, o bulgurunu biz halledelim. Ona da rica edek, o da bize bir iki türkü söylesin. Gelirler, nene kolay gelsin. Hoş geldiniz kızlarım, hoş geldiniz. Nene, sen eskiden çok güzel türkü söylerdin. Sen otur, dinle, bize bir türkü söyle, biz de senin bulgurunu duyalım. Sen yorulma. Allah razı olsun kızım demiş, neyse oturmuş. Nene kenara kızlar başlamış, neneden ses çıkmıyor. Aradan biraz geçmiş, ay nene de haydi de bir türkü de. Nene başlıyor artık, çaresi yok. Deyir, gede gede iskeleye dayandım, gede gede iskeleye dayandım. Ay gede gede iskeleye dayandım, kızım biri farklıdır deyir, ay nene. Bundan başka bir şey bilmirsen bu başka bir şeydi da bu nedir sabahtan gide gide iskeleye dayandım, iskeleye dayandım. Değil ay bala iskeleden uyana denizdi, düşün bu oğlum mu? Şimdi demin de söylediğim gibi Zikri, Aşık Zikri, Zikri Üstad aramızdan ayrılacak. Biz onu programıyla baş başa bırakalım. Ne okuyacaksa 2-3 tane eserini okusun, sonra onu uğurlayalım ama bizim programımız devam edecek. Buyurun Zikri Bey. Evet, değerli gönül dostları, öncelikle bu kültüre gönül açan, kucağı açan siz değerli başkanlar ve değerli hemşehrilerim, hoş geldiniz, sefa geldiniz.
kültürsüz hiçbir toplum olmaz. Tabii ki müzik evrensel de her türlü müziği dinleriz ama öz kültürümüz daha ağır basmalı. Ta ki Dede Korkut'tan günümüze kadar geçmiş bütün ustaları Allah ölenlere rahmet etsin. Yaşayan ustaların büyüklerinin ellerini öpüyorum, küçüklerini gözlemliyorum. Ben de Aşçıcıklı Topaloğlu Aşçıcıklı köyündenim. Aşağı yukarı 30 yıl el işinde çalıştım ama tabi biliyorsun her şartlara emekli olduktan sonra ama kültürümü hiç unutmadım. Bu kültür çocukluğumun içinde serdaydı. Ve gün geldi o serda bize çattı ve bunu da severek sağ olsun ustalar, değerli kardeşlerim çok güzeldir, hoş geldin dediler. Maksut hocanın zaten demeye tarife gerek yok, bellidir. Bakalım baba şenlikten aşın anahtarı divandır dostlarım. Bir divan okuyayım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bayım. Düşükle dar kendine geri gelen görmedim değilim hani. Gece yüzlü Süleyman'la hükmetti kahtan kafa. Tahtında ben karar alıp bine salan görmedim aman aman. Yaralı gönlüm aman aman. Önce zabur tevrat yeter olsunlar. Kur'an'la nesiyat nalan daha dalar verme. Daha da hak olan kurlardan ah yalan görmedim aman aman. Yararı gönlüm aman aman. Şenlik aşk ucundan zardadı. Orkudamın ilk nişanın yaniktiden urdadı. Can kurban olsun çıldıran edeb erken ordadı. Çok geldim geldim başına ben gönderdim. Aman yaralı gönlüm aman aman. Allah baba şenliğine tüm ustalara rahmet etsin dostlarım. İkinci okuyacağım eser baba şenlik. Az da olsa kendimi özetleyeyim. Bunun 3 yıl yanında çalışan Çırağı Bala Mehmet geldi. Memleketine döndü. Erivan'a. O gün kardeş kardeşle dostlarım mezara girer. Diyor ya benim rahmetli anam diyor dayı gece kocasına dikkat et. Tabi o zaman gencilik dedim bu anam ne söylüyor gece kocası ne? Tabi zaman itibarıyla yaş ilerlediyse her şeyi çözdür. Mehdikanlı Han'ın otağına gider bakır ki 40 tane saz asılı, birini de Bala Mehmet asır. Han diyor ki bu akşam dinleyeceğin hikayeyi herkes kağıda ismini yazıp gönderecek. Ben ona göre içini seçeceğim. Bala Mehmet diye yazıyor, Latif Şarkı yazsın dostlar. Tabi Han ustaya eline bakır Latif Şarkı'yı hiç duymamış, ayırır. Hepsini okur, diyor ki Latif Şarkı'yı kim anlatacak? Bala Mehmet. Parmak kaldırın, bir şahım sağ olsun ben. Tabi hikayeye başlayıp diğer aşıklara paydos, onlar dinleyici olarak kalıyor.
Ertesi akşam iki haftir eve gider. Der kardeş, kapıyı aç, çok para kazandın. Önce ihtibar etmir kardeşim. Der 3 sene gittin eve, bir çömçe gittin. Şimdi bir gece de maaş yok, para kazandın. Der akşamın bacağının altına gel. Ey muhannet insan. Oradan bir kez altını tükür, kafası ver, bunlar sarmaş dolaş. O gece bir huzurlu yaşam cümlemize nasip etsin. Bunlar bir huzuruna yatıyorlar. Sabah erkenden iki asker kapıyı çalıyor. Kardeşi gelir diyor ki, gel seni yere sokayım. Dün nereye soydun sen? Askerler kapıda geldi. Diyor kardeşim, ben bir tarafı doymuyorum. Gelir, buyurun diyor, diyor ki senin kan istiyor. Gelir oraya, kan huzuruna çıkıyor diyor, kan sağ olsun ben istemişim. Yavrum diyor, seni niye gittin buraya? O iki gün anlattığı hikaye. Seni gidin ustam aldım, haşa diyor. O ustam aldı, çıldırın sonra köyünün aşağıya var. Sözü sayıldı. Dedi sana bir hafta müsaade, şenliği getireceğim. Şenliği baba giderken demişti oğlum. Gidiyorsun ama olmuyor ya, dönüp bu ihtiyacının da beni yorasın. Bu kelleyi sen uğruna veririm, gelip seni gitmem. Netice itibariyle fazla uzatmayayım. Şenliği baba gider oraya. Mehdi Amerikan diyor ki, Şenliği usta diyor. Bu aşıkları ikişer ikişer her gece birinden burada söyleyeceğim. Ay haydi benim başım gözüm üstüne. Yalnız benim de bir istirhamım var. Nerede diyor? Bu aşıkların gırtına bir üç kapşı soracağım. Eğer cevap verirlerse ay hay başım gözüm üstüne. Ama cevap vermediylerse ben çırağım Bala Mehmet'ten bu meclisi dinletirim, ertesini çekerim. Allah baba şenliğe rahmet etsin. Allah cemiyetimize var etsin. Bakalım baba şenliği orada ne söyleyecek? Bunu da diyelim ki Karaçalasın bakayım. Olmadı Hazreti Hızır kimiydi, Hızır kimi? Olmadı Hazreti aman 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 son aman eyleyleyle Hızır kimiydi, Hızır kimi? Adam Adem'den önceden bahsedecek baba şeyin. Eğlendi tahtı cat kurdu. Kaç hükmeyle sultana sürdü. Onun etrafında vezir kimiydi, vezir kimi? Onun etrafında aman aleyn 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 vezir kimiydi, vezir kimi? Ne derdiler bayda, ne sebepten hakka yetti şayet. Tertibi bizim için hazır kimiz, hazır kimi? Tertibi bizim için aman 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 aman. Son aman aman aman. Hazır kimiz, hazır kimi? Evet dostlarım. Son eserimde yine eski bir hava okuyacağım, Gavara. Çünkü eski havalarımız gündemde kalsın, çünkü unutulmasın. Bunlar bizim değerlerimiz. Sağ olun olsun. Sen beni bir bey babasın.
aşkımın yarısı. Benden beter ataş alıp yanıldı. Gönlüne yüreğine sağlık. Aşık Zikri Topaloğlu'nu yürekten bir alkış diyoruz. Çok güzel havalar okudu. Aşık Zikri Topaloğlu'nu yad etti. Yüreğine sağlık. İşte bunların olması lazım. Bir türkü de ben okuyacağım. Ondan sonra bir plaketimiz var. Yolcu edeceğiz ve slaytımız olacak. Daha sonra programımız devam ediyor. Devri devran, çarkı zaman değişti. Bakır kıymet gördüler pazarında. Namertler türedi meydan değişti. Karınca şahlandı fil pazarında. Aç aslan yem için düşmüş hevese. Ceylan can hayında nefes nefese. Bülbülü koymuşlar demir kafese, karga bülbül olmuş gül pazarında. Hani nerede halden bilen ehiller, baş incitir sohbet bilmez cahiller, kendisini bilgin sanan gafiller, divan kurmuş ehli bir pazarında. Maksudum der cümle sırra ermeyen, İrfan mektebinde fikir yormayan, kendi noksanını bilip görmeyen ne bilsin neler var el pazarında. Teşekkür ediyorum. Demin bir dostumuz yukarıdan bağırdı, aşırlık geleneğinde divan var, haklısınız. Bir hoş geldin dedi gençlerimiz. Sırasıyla zaten aşıklarımız onu yerine getiriyor. Divanın peşine bir teziniz var. Ben de izninizle bir teziniz okuyup daha sonra size güzel türküler okuyacağız bu akşam. Ondan sonra Zikri üstadına yolcu edelim. Affeder yar 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 dedim gönül söz.
canana söz danış, söz gammaza ey söz desen de yüz gamma. Der dedin gönül söz canana söz danış, söz gammaza ey söz desen de yüz gammaz. Men aşıram yüz gammaz, elli gammaz, yüz gammaz. Halay çeker bir barda yüz utanmaz, yüz gammaz. İle kanar kan yatırar ey gammaz, kan töker. A bir bu bir kanana ey kurban olsun yüz gammaz. Alele yüz gammaz ey. Ele kanan kan yatırar ey gammaz kan töker. Ya Leyla Leyla kurban olum ben kulun oluyum. Abele bir kanana ey kurban olsun yüz gammaz ele yüz gammaz ele. Batsa deryada can kurtarar cana da. Ele kadir kıymeti bilenlere can ada. Hal bilmez eni soy der mi yüz kalmaz. Alele yüz kalmaz. Bilenlere cana da ya Leyla Leyla kurbanın olum ayak haraya. Abile nasıl size ney soy der mi yüz kalmaz ele yüz kalmaz ele. Ben aşıram derdine, dert karışsın derdine. Yar vefasız gül solgun dermedine derdine. Bile hal bilenleri derman olar derdine. Hal bilmez seni gel gönlünde yüz gammaz. Avala yüz gammaz. Bile hal bilenler ey derman olar derdine. Ya Mevla Mevla kurbanın olum ben kulun oluyum. Bile hal bilmezsen ey gel gönlünde yüz gammaz ele yüz gammaz.
Gambır gamlayan zorla mı gandıracağım? Gambırsa gambır kardeş. Kanana can kurban. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir plaketi var galiba. Sözü biz Yavuz Bey'e bırakalım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bütün ozanlarımızı yürekle ve gönülden alkışlıyorum. Canlı bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet kıymetli misafirlerimiz, kıymetli ozanımız Sayın Zikri Topaloğlu aramızdan ayrılmak üzere. Çünkü acil iş olduğunu biliyoruz. Kendisine Rabat Köyü Dernek Başkanımız Sayın Ünal Kırmızıtaş bir plaket takdim edecektir. Sayın Başkan buyurun. Sizi sahneye alalım. Başkanımızı da bir alkışlayalım bu arada. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok var olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sayın Özhan'ım ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer misafirlerimiz, aramıza yeni katılan misafirlerimiz vardır. Onları ben sizlere takdim etmek istiyorum. Akkiraz Köyü Dernek Başkanı Sayın Soner Akçay aramıza var. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Ben yine Taşdemir Köyü Dernek Başkanı Sayın Hakim Yıldız aramıza var. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Sayın Hocam, söz saz sizde diyoruz. Bir atışma olur mu diye düşünüyorum yüksek müsaadenizle. Biraz heyecan gelsin. Birer türküden sonra bir atışma gider diye düşünüyoruz. Ercan Bey'le beraber mi? Evet, beraber bir türkü okuyacağız. Aslında bir atışma okuyacağız. Tamam. Çok değerli, şimdi buranın doğa hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sabri Şimşekoğlu'nun can dostu Veli Canani. Allah uzun ömürler versin. Ben onu canlandıracağım. Ercan Bey de Sabri Şimşekoğlu'nu canlandıracak. Yalnız ben bu arada bir fıkra anlatmak istiyorum. Mümkün mü acaba? Buyurun. Tabii ki eski zamanlarda büyüklerimiz çok iyi bilirler. Televizyon, teyit, efendim, sosyal medya hiçbir şey yok. Halk toplanır. Aşıklar çalar, meddahlar anlatır, orta oyunları günü gün ederler, kış uzun, kış geceleri. O sırada benim gibi bir aşık köy köy, ev ev dolaşır. Efendim, ona da ekin biçin yapmasını bırakmazlar. Efendim, derler ki aşık sen sanatını devam ettir, biz senin yaz olunca ne istiyorsan takıldır, undur, arpadır, her ne ihtiyacın varsa biz karşılayacağız. Sen yeter ki sanatı devam ettir. O zaman bunun kağıt tutuyorlar, liste yazıyorlar. Birisi diyor ki benden yaz 5 teneke arpa, biri diyor 10 teneke buğda, biri diyor bir çeten saman, efendim böyle böyle. İki çuval un. Ey bir Maksut abi gibi bile, ey bir hava okuyunca ağanın birisi diyor ki ulan var o, aşına yaz benden 40 teneke buldu. Bor keseden atıyor. Dikkat et kendisi Allah yardımcısı. Tabi efendim yaz üzerimize hayırlı yaz gelsin inşallah. Yaz gelir, bu elinde listesi kapı kapı dolaşır. Bakar ki ağanın 40 teneke buldu yazdırmış. Selam, aleyküm selam. Ya Allah şu bizim kıştan kalan hesabı görelim. Buraya 40 teneke buğda yazdırırsın. Ama böyle biraz beyazını taşır böyle. Aşık bir şey demiyorum diyor. Sen orada güzel bir hava okudun. O benim hoşuma gitti. Var o aşığa 40 teneke buğda dedin. E bu da senin hoşuna gitti. Ortada ne alacak ulan ne de bilirsin. Kardeşim yardım, sağ ol. Bir dakika bırakırken sana yardım etsin. Ustam bir şey söyleyeceğim, kısa bir şey. Estağfurullah. Adamın bir tanesi, tabii hepimiz çok seviyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü çok seviyormuş. Ama bir okulda çalışıyor. Okulun müdürü de Atatürk'ü çok seviyormuş. Bu müdürün gözüne girmek için her gün gider Atatürk'ün püstünün arkasına saklanır. Atatürk'e selam verirmiş sabahla işte. Atam yazıl oldu, sen ölmeyecektin, sen ölecektin, sen ben yatın derken 3-5 böyle tekrarlıyor.
Sonra müdürün dikkatini çekiyor. Diyor ki ya bu gerçekten Atatürk'ü mü seviyor? Yoksa benim için mi gidip her gün buna selam verir? Neyse bir gün bundan önce müdür gidiyor Atatürk'ün üstünün arkasına saklanıyor. Bu geliyor sabah erkenle yine diyor ki selam atan diyor. Yazık oldu, sen ölmeyecektin, ben ölecektim. Sen kalk ben yatın derken bu üstünün arkasından diyor ki gel yat lan diyor. O zaman adam öyle bakıyor, böyle bakıyor, kimseyi göremiyor. Şaşırıyor, diyor ki ya atam sen hiç şakadan anlamışsın. Şimdi göçüm öyle yaptı şaka yaptı herhalde. Efendim. Allah hoş zaman havası. Gerek daim insan görünen, ona ol gönlünde
Çok teşekkür ediyoruz, yüreklerinize sağlık. O zamanınıza, aşklarınıza tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Yüreklerine, sazlarına, sözlerine sağlık diyoruz. Programlarına devam edecekler. Bu arada aramıza katılan misafirlerimiz var. Ben onları da sizlere takdim etmek istiyorum. Taşşehir'in köyü Olursal Dernek Başkanı Sayın Yaşar Kızılarap aramızda var. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Yine Yukarı Canbaz Dernek Başkanı Sayın Sinan Göller aramızda var. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Yine Esenler AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Ufuk Uğurlu aramızda var. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi Aşık Sabri Şimşekoğlu Bey'in eserini yansıtacağız. Sefil sabrı kimse sormaz nasıl oldu hallerim. Deyin vefasız yarıma beklemesin yollarım. Vefasıza gidem diye çok bekledim yolları. Aylar bize muhannettir, gelmez sıra var bende. Efendim bir alkış alalım. Rahmetli Sabri Şimşekoğlu'na rahmetle anıyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi Ramat Köyü Dernek Başkanı Sayın Ünal Kırmızıtaş, Kurucu Başkanımız Sayın Remzi Bektemir'e plaketini vermek üzere kendisini davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Bir alkışlayalım mı her iki başkanına? Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, Sayın Hocam, söz saz size diyeceğiz. Adam bir köyün kenarından geçerken bakır ki sizlerden ırak olsun bir cenaze alayı gidiyor. Cenaze götürüyorlar. Cenazenin arkada cenaze, arkada toplum, önde imam. İmamdan da önce bir keçi. Keçiye de bir kırmızı elbise giydirip boğazına da bir madalyon asmışlar. Adam diyor acaba bu köyün, bu elin, obanın, oranın yabancısı ya böyle bir geleneği mi var? Yoksa bu keçi tesadüfen mi gelmiş kaçmış bu toplumun önüne filan? Neyse adam yaklaşıyor, şimdi keçiyi soracak, birine selam veriyor. Selam aleyküm kardeş, aleyküm selam. Ya Allah rahmet etsin diyor, bu ölen rahmetli, yaşlı mıydı, genç miydi? Vallahi bir 65-67 yaşında, ya çok yaşlı da değilmiş, Allah rahmet etsin. Erkek miydi, kadın mıydı? Benim kaynanam olur diyor. Tesadüfe bak ki eniştesinden sormuş. Ya diyor, belki yeri değil ama sizden bir sorum olacak, beni bağışlayın, ben buraların yabancısıyım. Bu sizin bu köyün ya da bu obanın böyle bir geleneği mi var? Hocuyu anladım, cemaati anladım, cenazeyi anladım da bu keçiyi anlayamadım diyor. Bu keçinin ne işi var burada filan? Adam Köroğlu gülümsemesi derler, hafif bıyık altı bir gülümsüyor diyor kardeş. Bu ölen rahmetli benim kaynanamdı. O keçi vurdu benim bu kaynanamı öldürdü. Biz de ona ödül vermişiz. Bak, bak, bak. Çünkü bu adamın daha çok hoşuna gidiyor. Biraz daha yaklaşıp diyor kardeş, son bir sualim daha olacak, buyur diyor. Ya bu keçinin fiyatı kaç paradır diyor. Hayır diyor, ne yapacaksın kardeş? Ya benim de diyor bir kaynanam var. Evden bir evden öyle. Şunu bizim eve serip, biz ne balayı yaşadık, ne zehrimarayı yaşadık. Belki götürem onu ortadan kaldıra, ben de katil olmaktan tutuyorum. Deyince adam gülümsüyor değil kardeş. Benim de sana bir sualim var. Hele bir bak değil. Buyur değil, sor bana bak değil. Bu cenazede kaç kişi var böyle bir tahmini? Adam böyle bakır değil, vallahi bir 650-700 kişi var. Değil kardeş, bu 700 kişinin ben sonuna kes. Bu gelenin hiçbirisi cenaze için gelmiyor. Hepsi keçiyi götürmüyor. Sıra sana ne zaman gelirse o zaman keçiyi, para da istemiyorum götürürsün.
Şimdi tabii ki bunlar bir fıkradır. Annelerimiz, büyüklerimiz bizim başımızın tacı, gözlerimizin nurudur. Hiçbir zaman onlara biz saygıda, sevgide kusur etmeyeceğiz. Onların ellerini, ayaklarını öpüyoruz. Ölenleri rahmetle anıyoruz. Kalanlara sağlıklı, uzun ömür. Gençler belki şimdi gülüyorlar ama unutmayın, bugünün gençleri yarının yaşlılarıdır. Yani ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. Ona göre tedbirimizi alın. Şimdi az önce rahmetli Sabri Şimşekoğlu'nu gördüm, gözlerim doldu. Rahmetli Azaplı Mikail'i, o toplantıda ben de vardım. 1989 yılında rahmetli Azaplı buraya bir program için gelmişti ve orada ağırlanmıştık. Şimdi her şey yalan. Allah iyi anılanlardan etsin inşallah. Bak ne güzel bugün iki değerin ismi anılıyor, büyüklerimizin ismi anılıyor. Ve bir söz söyleyelim bakalım bunun üzerine.